mutlu yıllar sana. Kime ya? Mutlu yıllar. Nasıl doğru? Mutlu yıllar. Ya ne kadar incesiniz arkadaşlar ya. Abi bugün... Vay be. Bugün Mesut'un doğum günüydü. Cem'in haberi yoktu. Cem'e de sürpriz olsun diye şey yaptım. Çok büyük incelik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Vay be. Ya hatta doğum günümde Çimen'e katılıyor olmak da ayrı bir tesadüf olmadı. Bilerek geldim. Güzel sürpriz oldu ama. Güzel oldu. Bir dilek tutayım mı? Çimen'in son bölümü olsun. Abi bir şey söyleyeceğim ya. İnşallah yayından kalkar. Abi bir dakika beraber film. Benim de yarım doğum günüm. Senin yarım mıydı kanka? Yarım. Az çıktı. Ya. Ay şöyle bir şey. Mesut abinin bugün mü? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mart değil miydi ya? Ha siz öyle şaka... Amına koyayım böyle şaka mı? Oğlum ben Allah... Peki benim oyunculuk eğitiminden aldım. Aga Cem'in doğum günüydü de yani onun o şeyini merak ettim ya tepki. Hayır hayır iyi gün abi Cem İşçiler. Hay Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Senin 7 Ocak değil miydi? Bozuldu o bozuldu. Yandaki yok göldeki balık telaşını görmüş mü? Abi abi benimki abi. Bravo. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi sağ ol. İyi olun ya. Sağ ol abi. Eksik olma. Senin bugün değil miydi ya? Yarın da. Kardeşin 7 Ocak dedi. Kardeşim. O yüzden 7 Ocak. Annemler de dün kutladı. Yala. Hiç ailemin haberi yok. Bu ne pislik? Sen peki böyle şey hissettin mi kanka? O da yala diyor. Öbürü buraya siliyor. Oğlum bana bak. Böyle bir üzüldün mü kanki? Yani Mesut'un doğum günüymüş. Hayır. Seni unuttuk gibi falan. Üzülmedim. Şaşırdım. Mesut abinin Mart olduğunu biliyorum. Kafamda şey gitti, ulan program mı Mart'ta yayınlanacak? Çünkü Mesut çok iyi oynadığı için sen yedin onu çünkü. Ben bir de iki yolda Mesut yazmışsınız. Aslında çok da oynayacak bir şey yokmuş. Dümdüz dursan da inanırmış. Evet. Benim tek aklımda kalan nokta şuydu, benim de yarın ya. Hani Mesut abi kutluyorsak benimkini de o pastayla kutlarız. Ben senin o yüz ifadeni görmek istedim yani. Hani senin doğum gününde başkasını kutlayıp seni unutmak... Niye böyle şakalar peşindesin ya? Ne gerek var beni üzüyorsun durduk ya kendi programımızda? Boşuna gidiyor böyle şeyler. Arkadaşlar. Önemli bir duyuru. Dur. Cem'in doğum günü. Şaka yapacağız. Şaka şu. Cem'in söylediklerine gülmüyoruz. Ama böyle çok da abartmayın. Hı hı falan yapın. Zaten çok zorlanmayacaksınız. Benim de böyle gülün. Tamam mı? Abi ağzımı her açtığımda böyle abartılı gülün. Ona göre daha çok gülün. O bir süre sonra böyle işte... belki anlamayabilir bilmiyorum. Anlayacak. İşte güleceğiz, eleneceğiz, pasta keseceğiz. Tamam. Harikasınız, süpersiniz. Geliyoruz birazdan. Öpüyorum seni. Ama bak yapın ha, sonra göt olmayayım burada. Hoş geldiniz. Sağ ol. Teşekkürler. Çimen'in yepyeni bir bölümünde daha beraberiz. Biz şimdi ilk girişte bu işte enerjik müzik falan işte evet. Falan alkış almak çıkıyoruz ama bunu yayınlayamıyoruz. Çünkü müzik çalıntı. He-Man'in müziği. Bir kere yayınladık He-Man'den telif geldi. O yüzden ikinci perde bir daha çıkacağız. Onu baştan söyleyelim. YouTube çekimi var. Hepiniz yayınlanacaksınız. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bir kişi biliyor. Güzel. Yani herkes yayınlanacağını biliyor. Okey. Buyur Fazlı. Evet. Açılış yaptık mı? Niye oğlum? Ya Cem'in böyle... Alo. Kitle biraz bana gelmiş bugün galiba. Evet. Sen bence en iyi şakalarını yap bugün kanka. Bugün zor bir kitle var. Ne dedin güldüler? Ben de söyleyeyim oğlum. Çimen'in yepyeni bir bölümünde. Evet. Acayip bir bölüme geldik. Çimen'in yepyeni bir bölümünde beraberiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz yine bu hafta. Doldurdunuz. Her hafta doluyor. Evet. Seyirciler geliyor. İzlenmelerimiz artıyor. Çok mutlu oluyoruz. Daha önce bizi canlı olarak izleyip de bugün bir daha gelen var mı? Sen zaten evet. Sürekli geliyorsun lan. Oğlum sen ne kadar bilinen bir adamsın ya. Sürekli geliyorsun. Değil mi o çocuk değil mi?
Bir şey söyleyeceğim. Aa, o nasıl ses oldu? O çocuk, o çocuk da şaka nerede? Onu... Ya tamam. Evet, sen burada oturuyordun hep. Kaptırmışım bugün. Çünkü numaralı düzene geçtik. Maalesef. Geçtik mi? Numaralı düzene. Bir şeyden haberi yok senin. Geçtik oğlum, geçtik ya. Herkes numarasıyla mı oturuyor? Hakikaten bilmiyordum ya. Şey gibi, kötü sitcomlar gibi olduk ama. Herkes... bu hazırlık anlatan adam için miydi acaba? Hani ne derse gülün diyor. Oğlum o ikinci bölüm. Konuklar için yapıyoruz onu. Konuklar kendiliği. Çünkü bizim mesela bazı konuklarımız, anlatan adam sahnede hepimizden profesyonel ama... bazı konuklarımız seyirci karşısına çıkmamış oluyor. Genelde ilk defa böyle gerginlik, seyirci karşısında olmak biraz... Oğlum anlatan adam, yılların anlatan adamı ya. Saçmalama yani. Uzaklardan gelen var mı? Neresi? Sakarya. Sakarya, Almanya. Balıkesir. Balıkesir. Almanya başka... varken Sakarya'yla konuşalım o zaman. Değil mi? Ya sen hologram mısın oğlum bir şey? Benim fazla balotum nerede? İyi ki doğdun Cem. Hakkı. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Hep sendi. Tamam. Bu arada... Sen de eyvallah kardeşim benim. Bu arada pastamız mükemmel pasta, sponsorumuz var. Suat abi getirdi, sağ olsun pastamız. Ulan 40 lira pastayı da sponsor aldık. Evet kanki, ne yapayım? Bir dilek, dilek tut, dilek, dilek dile. Keselim sonra... Teşekkürler. Bravo, amına koydum o zaman. Bunun gözlerine bak, pasta geldi. Ay, çok kanka, teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Evet. Ya fazla bir şey. Suat abi teşekkür ederiz bu arada. Suat pasta abi sağ ol. Pastayı sen mi aldın? Bizim bir de şey, bu ayın kirası da bir şey. Sen şey mi dedin? Cem ne derse gülmeyin, ben deyince gülün mü dedin? Yo, normal zaten. Yani yaptığım şakalar zaten komikti. Evet, ben de onu diyecektim. Onu söylemek gerek yok zaten yani. Sen neyim? Sen sana gülmemelerinden mi rahatsız oldun? Ben ne dersem gülün dedin sandım da, bana gülmedikleri kadar şerefsiz olacağımı düşünemedim yani. Konumu bozuldum az önce. Yapıyorum şakayı. Allah Allah. Abi benim de normalde araya girmem lazım. Senin o halin o kadar hoşuma gitti ki. Bana döndü, fazla bir şey demeyecek misin? Ya o çaresizlik var ya, çok güzel. Nasıl hoşuna gidiyor değil mi? Benim kariyerim bitmesi, ben biteyim, yok olayım. Bu diyor hologram. Seneye çimene geliriz, ben kapıda bilet kesiyorum muhtemelen. Hoş geldiniz. Fazla beyin çimene, fazla beyin. Şaka dediğin şey, güleni de, karşı tarafı da mutlu etmez mi? Beni etti ama da. Tamam, gel. Ben bir çoğuz. Şurada özellikle konuşmak isteyen biri var. Bugün 6 Mart doğum günüm ve doğum günümde bir çimen çekimi var. Çimen son 2 yılımı tamamen kaplayan bir proje oldu. 10-15 kişiden 20 kişilere kadar çıkardı. Telefonu kapalı. Tuvalette mi? Bir pislik yapmıyor değil mi? Ben şimdi ondan huylanıyorum, bir şey yapacak diye. Ona, benim doğum günüm, onun doğum gününde ben ona yaptım ya. Ne yaptın da bilmiyorum. Önden seyircilere dedim ki, Cem ne söylerse gülmeyin, bana da abartılı gülün dedim. Yedi sinirlendi, küstü bana sonra. Toparlayamadı ilk bölümde, sonradan toparladı. Ben onun ciğerini bilirim ama o çok duygusal adamdır, kötü bir şey yapamaz. benim kadar kalle işte. Senin yaptığın şey adamı ölüyor abi. Normalde böyle çıkmıyoruz tabii, Cem'le birlikte çıkıyoruz. Güzel anı kaçırdın. Bunu çıkarayım mı? Şeyi getir. Arkadaşlar Cem kayıp ya, gören var mı? Bazı insanlar beni arıyorsun. Ben hanımın ve oğlumla sahnemizin arka tarafında bir kafede bekliyoruz. Sen sahneye çıkacaksın, debeleneceksin. Ben sizin ne kadar zor olduğunu gördüm bu işlerin. Birazdan doğum günü kutlamaya geliyoruz. Senin yaptığın şaka bak, şaka dediğin böyle olur. Babanın işlerine gidecek miyiz birazdan? Şu el salla babana, bak bizi izliyor şu anda kamerada. Sallamayacağım mı? Babana pastayı sen mi aldın? Vereceğim. Sen babana pastayı sen vereceksin değil mi? Tamam. Ben geleceğim de Cem'i bulamıyoruz. Var mı böyle güzel şakası olan, daha önce stand-up yapan? Neyse, hadi geleyim bakayım. Çıkalım abi. Yani çıkıp bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Cem'e doğum gününde bir şaka yapmışım, hatırlıyorsunuz. Şimdi bir pislik yapacak da tam olarak ne yapacağını anlamadım. Normalde biz 6'da çıkıyorduk sahneye. Şimdi kendisi yok. Aranızda bir yerde mi ya? Ya şakayı da tam anlayamadım. Şakayı biliyorsunuz mu? Bak ben yaptığım şakada seyirciyle ortak işbirliği yapmıştım. Onları anlatmıştım. Size anlatmıştım. Bak bilip de söylemiyorsanız.
Oralara mı baktınız? Oğlum cebinizde bebinizde şu kadar bir şey mi lan? Hayır, o kadar da ortalama bir tip ki yani aranızda mı anlayamıyorum yani. Çok bariz bir güzelliği de yok. Suat abi sen biliyorsundur. Suat o kadar bak hukukumuz var sende. Cem deyince niye herkes yerlere bakıyor? O kadar küçük bu lan. Oha! Ya. Gel bakayım, gel bakayım, gel. Ah! Ya senin ne düşün? Hanımını böyle unutmam. Aa, nikahlı karım, hoş geldin. Bak baba, film mi gel? Oğlum bir şey diyeceğim, öncelikle küfür etme sakın. Bak, bak kalabalık var burada. Şuala kendi kedi zannettiği için. Oğlum bu neydi ya? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya... Tam su marketin içine... Kedi girmiş, köpek girme demiş. Hadi şey desene Ondur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi de bakayım. Ben seni yere bırakayım. Tamam hadi, hadi geç. Şey, ya... Oğlum bir şey diyeceğim. Yalnız yemin ediyorum ikimizden şikayetmiş. Yavrum ne yapıyorsun ya? Ben şok. Yani ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. O kadar merak ediyorum ki saniye çıkıp bana küfür ettin mi? Yok yok hiç etmedim. Hadi üfleyin beraber üfleyin. Gel beraber üfleyin. Gel. Tamam. Dilek tuttun mu? Daha büyük bir araba tuttun muhtemelen. Yok de ki annemle babam çağırmaz. Ama bir dakika o zaman babanın... Büyük araba evin üstünü sürdüm. Sev kanalımız bana bazen. Hadi bir. Hadi üfleyelim onu. Üç. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Pastayı boyadık. Onur sen şimdi pastayı al içerideki ablalara ver olur mu? Dilan ilk geldi. Ya canım benim ya. Vallahi. Ona onun doğum günümüz. Babamın doğum günü. Siz doğum. Hadi babayı oradan izle. Hadi gel. Böyle izleyeceğim. Onurcuğum bu insanlara 150 lira para ver. Hadi Onur tamam. Okey sponsorluğunu. Hadi herkese el salla. Hoşçakalın de. Hoşçakalın, bay bay. Bay bay, bay bay. Serpil mi? Kim Serpil mi? Arkada. Serpil sen misin lan? Aa. Aa. Kız hoş geldin. Ya bir şey diyeceğim Serpil. Serpil benim eski karım değil mi lan? O kadar mı unuttun lan? Aa Serpil gelmiş, olaya bak. Serpil niye beraber? Hakim hazır buradayken. Şununla fıkı geçirip konuşalım. Aa Serpil. Dur dur bir şey diyeceğim. Toplar nerede? Evde uyuyor. Evde uyuyor mu? Evde kim var? Komşumuz. Vallahi mi? Hı. Niye haber vermedin ya? Haber vermemem gerekiyordu. Bir şey diyeceğim. Ne oldu lan siz ne yaşıyorsunuz? Serpil değil mi lan kaçtın? Evet. Yanındaki kim lan? Çok. Beni ilgilendim. Nafaka bitiyor nafaka. Öyle lan. Evet. Ne oldu lan? Yok oğlum ben onu hiç bilmiyordum. Kız çok sürpriz oldu ya vay be. Serpil? Efendim? Bir saniye dur ben seni gördüm şu anlamda diyecektim sana. Geçen hani Dilan'la bir geldi. Haberin var mıydı lan senin? Allah belamı versin yoktu. Yemin ediyorum yoktu. Ben şeyi... Aa. Lan Serpil'i gördüm. Serhat'ı gördüm. Serhat'ın arkasında direkt gördüm. Serhat önde ya. Ha Serhat. Dilan katılmıştı ya hiç konuşturmadık. Serpil katıldı hiç konuşturmadık. Şimdi görünce lan dedim Serpil biz geliyorsun hiç konuşmuyor. Sanki kadının sözü yokmuş gibi oluyor programda. O yüzden mi konuşalım ya diye. Siktir kesin haberin vardı senin hiç gelmeden. Lan. Neyse ya yani ne yapıyor? Nereden olsun bu karın abi? İyiyim. Deli. He? Nereden haberin olsun oğlum? Ne biliyorsun? Allah Allah. Sen niye bu kadar şaşırdın ki? Geliyordu sürekli geliyor. Hayır haberim biz Serpil'le... Bir şey mi oldu lan? Yok ne olacak kız gelmiş izlemeye de. Hayır sen niye böyle strese girdin? Ya benim de buraya geleceğimden haberim yok sen, açıkçası. Sen kimle geldik? Bir arkadaşımla geldim. Hangi arkadaşımla? Arıyorsun lan. Aa. Özür dilerim. Nafaka bitiyor. Kız sen... Sevgisin ya. Ne diyor bak. Hayır değil abi. Hayır. Sen bir şey diyeceğim. Aynen. Manyak mısın? Nafaka niye kız? Ne yapıyorsun? Başkaları. Hayır hayır. Hangi... Lan ne kadar güzel bir şey. Bir dakika ya. O çok hoşuma gitti. İnşallah Dilan da bir onun gibi oldu. Aa. Hayır hayır. Çok medeni bir şey oluyor şu anda. Oha. Öyle.
Sen niye ayaklandın burada dendim? Sana ne amına koyayım burada? Abi beni sıkarım, sen nereye gelin lan? Cem abinin ne sıkarsa beni bir... Sana ya. Aynen. Deliye bak. Allah Allah. Ay şeyi anlamadım. Bu çok medeni bir hareket değil mi şu anda? Çok ya, hoşuma gitti canım. Kim o? Hayır. Adam. Bir şey diyeyim. Tabii. Dur. Oğlum süper iş olacak. Ya hayallerim gerçek oldu. Şeyi merak ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim ben sana. Mikrofonu verme sebebim şuydu. Sen rahatsız oluyor muydun bu durumdan? Cem boşandı çok fazla söylediğim için geçen sezon. Sen bundan rahatsız oluyor musun hayatım? Yok. Olmadığını söyler misin Allah'ın sebebi? Yok bana rahatsız olmadım. Gerçekten olmuyor. O da çok sen de gülüyorsun. Evet gülüyorum. Ben onu soracaktım ama şimdi anlat sevgilim. Ya sevgilisiyle gelmemiştir herhalde. Hayır, arkadaşım mı? Adam gelmemiş. Arkadaş herhalde. Arkadaşım. Tamam. Bu sen buraya geleceğini nasıl bilmiyorsun? Sen benim çimeni yaptın bilmiyor musun? Oğlum adam senden yakışıklı yalnız ha. Benden yakışıklı olmasın neden? Vay be. Vay. Hayır ya. Hayır. Ay. Allah Allah. Hele. Bir şey diyeceğim. Hayatıyla normalde devam etmeyecek miydi zaten? Sen de devam edeceksin. O da edecek. Niye bu kadar üzüldünüz? Niye böyle diyeceksin? Aşkım. Bu çok güzel. Sen kızışalım. Ben o kadar değerli buluyorum ki şu anda şu hareketini yaptığınızda. Gayet normal arkadaşlar. Çok değerli belki. Evet. Allah tamamına yani seni mutlu... Oğlum sen mutlu olmaz mısın çocuğun annesi? Gelip çocuğa mı sarılayım amına koyayım bak. Tamam işte ne diyeyim daha? Niye böyle bir şey oldu yani? Oğlum şaşırdım. Serpil'in geleceğini bilmiyordum ben hakikaten lan. Tamam da senin için gelmemiş kanka. Yani... Gelmişler vallahi. Vay be. Arkadaşın da mı çimenciydik? Nasıl oldu? Ne yapacağım bilemiyorum. Peki Cem'de olmayıp onda olarak. Ben de soracak soru bulamadım ya. Öyle ya. Nasıl? Neler dönüyor burada ya? Komik ben mi bu medeni seviyesine ulaşamam. Komik mi çocuk? Vay be. Hakikaten ha. Allah. Allah. Çimenci herhalde arkadaş. Şimdi konuşmayalım. Daha fazla ya. Tamam ya. Gerçekten çok garip oldu buraya gelmem bu şekilde. Hayır, biz Serpil'le bu arada şaka bir yana yani zaten hala görüşüyoruz, arkadaşız. Çocuğumuz var sonuçta onun her şeyinde. Hele ya. Vay be. Evet, koca Cem işçileri neler oldu ya. Nasıl hoşuna gitti amına koyayım? Hiç. O kadar hoşuma gitti ki yemin ederim. Ne hoşuma gitti? Evet. O kadar medeni, o kadar klas bir hareket ki bu. Allah herkesi boşanmaktan sonrası sizin gibi bir hayat nasip etsin. Evet gerçekten. Çok güzel, çok klas bir hayat. İnsan tabii şey. Pastanın üzerinde de üçümüzün fotoğrafı var Serpil. Sen şimdi hayatta yapmasın böyle bir şey ya. Ya. Aa. Hay bir şey Allah. Diyeyim mi? Çocuk da fena değil lan. Zaten en uyuz olduğum şey çocuğa bakayım. Yakışıklı amına. Kimi aldınız? Kas mı aldınız? Ne yaptınız? He vay ben çocuk da bizim Serhat'ın arkadaş kanka. Bunu sen mi? Bir dakika. Sen şöyle bir şey mi organize ettin? Serpil'i getiremeyeceğinden habersiz. Yanında Serpil'in sevgilisi olsun. Ben de bunu burada öğreneyim. Belki hoşlanırsa dedim nafaka da düşecek dedim. Bunları hep düşündüm kardeşim. Ya inanamıyorum ve bu benim doğum günü şakam ha. Ya siktir git ya vallahi çimeni bırakacağım artık ya. 8 Ocak'ta yapsaydım anlardın o yüzden yapalım. Ya şimdi kız yanında. Ne hissettin kanka dürüst ol. Vallahi ben çok ilk başta ben anlamadım oğlum ben. Ama bir kıskandım vallahi kıskandım lan. Hayır kıskanma değil Serpil'in hayatı var benim hayatım var konu o değil. Ha iş işten geçten sonra. Ve çocuklara yakışıyorsunuz ya falan. Bu arada kimsin sen birader? Serhat'ın arkadaşı. Serhat'ın arkadaşı mı? Ben hakikaten şaşırdım evet, ama kanki. Ya. Senin yaptığın şakayı da sikeyim bu arada. Vallahi beni manyak ettin demin diyorum. Kanki bu arada doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. O zaman öpeyelim. Yani benim Serpil'e de hani bu arada doğum gününü planlarken hani Serpil'e rica ettim. O istemedi ya çocuk yanlış olur falan dedi. Ben zorladım. Şaka böyle olmalı. Yani ya, seni üzmeliyim ben. Şaka mı olur ama? Valla üzmeliyim. Vallahi oğlum şok oldum. Toprak. Bir şey diyeceğim dur. Benim doğum günde ne yaptı? Karımla çocuğumu getirmedim. Aa ben de eski karımı getirdim oğlum. Ne yaptı sadece? Tamam da ben senin... Eski karımda yeni sevgisi getirdim. Gel. Ha üfleyelim hadi.
Karşınızda Cem ve Fast'ı. Seyirciler hazır. Bu gece toplanına gülmemiz...